ETF meselesi üzerine konuşacağız. Bundan bahsedeceğiz. ETF sağlayıcısı diyor GlobalX, Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Şu anda Bitcoin ETF başvurusunda bulunmayan neredeyse kalmadı. Tabii kaldı ama biraz da mübalağayla buraya kadar çekebiliriz yani. ETF başvuruları çok fazla sayıda yapıldı ki yakında Avrupa pazarlarında büyük ölçüde bir ETF dönecek. Önemli olan Avrupa pazarlarında yine bundan sonraki kademe aslında daha çok ülkeden ülkeye bir ETF başvurusu. Mesela Fransa tarafında onaylanmasını beklediğimiz bir ETF var. Haricinde aynı şekilde İngiltere'de de onaylanmasını beklediğimiz bir ETF mevcuttur. Bu şekilde kendi işlerinde de birazcık ne yapmaları lazım? Kendi işlerinde de ülkeden ülkeye ETF'lerin kabul edilmesi gerekiyor. Şu anda beklediğimiz süreç ve istediğimiz süreç senaryo bu şekilde işlemektedir ve bu da olacaktır diyebilirim. Hong Kong tarafı da şu anda gayet iyi. ABD zaten bu konuyla alakalı en güçlü çıkışı yapan ülke oldu. Gözler secde. Bunu şey gibi düşünmeyin. İşte 5 tane yaptı. İşte var mı arttıran 10 tane yaptı. İsterse 100 tane yapsın. Bir tane başvuru kabul edilirse yeterli gelecektir. Ya bu BlackRock da olabilir ya da Fidelity de olabilir. VanEck de olabilir. Her bir tanesi ya da Tree de olabilir. Wisdom Tree de olabilir. Tamam mı? Bunlar birbirinden herhangi bir farkı olmayacaktır. Hangi ETF başvurusu onaylanır ve geçerse o yeterli olacaktır. Bence hatta SEC de böyle bir şey yapabilir. Mesela BlackRock'unkini onaylayıp diğerlerini onaylamamazlık yapabilir mi? Yani mümkündür ama bu da kesin bir şey değildir. Yine ben birçoğunu onaylayabileceğini de düşünüyorum teknik olarak. Biraz daha stratejik durursa ses de çıkabilir çünkü bizimkini niye onaylamadın falan manipülatif bir hareket tarzında. Çok göze alacağını düşünmüyorum ama bu seçenekleri de değerlendirmeli. Ancak bir tanesi bile onaylanırsa yeter. Zaten bütün yatırımcılar ondan onun üzerinden ticaret yaparlar. Talebi o şirkete, o şirketin ETF'lerine yönlendirirler. Zaten diğerleri çıktıktan sonra da o kadar bir revaç yakalayamayacaktır. Çünkü en son VanEck'in de dediği gibi yatırımcı da en likit varlığı almaya yönelik hareket yapıyor her zaman. Şimdi diyor ki borsa yatırım fonlarının lider sağlayıcısı GlobalX ETF yeni bir Bitcoin ETF'i için başvuruda bulunmak üzere CoinDesk ile işbirliği yaptı. GlobalX Bitcoin Trend Strategy ETF, BTC'nin fiyat hareketliliğinin gücünü ve yönünü ölçen tescilli bir sinyale dayalı olarak BTC vadeli işlem sözleşmeleriyle CoinDesk BTC Trend göstergesi endeksini takip edecek diyor. Ve bu sağlayıcılıkla birlikte kendi şeylerini verecek adamlar, kendi hizmetlerini verecek. Mesela şeyde BlackRock olsun, Fidelity falan bunlar da hatırlarsınız Coinbase'i göstermişlerdi takip etmesi için ve Coinbase borsası üzerinde durmuşlardı. Zaten gerekli olan o ABD'de en büyük borsa şu anda Coinbase olacaktır. Bu da açık bir şekilde karşımızda. Çok kısa altını çizmek lazım. Ben ADX'in sezon içerisinde Coinbase'i geçme ihtimalini çok yüksek görmekteyim. Bu da ayrı bir meseledir. Bloomberg ETF analisti diyor. Seyfar yaptığı açıklamasında bu başvurunun spot BTC ETF başvurusu olmadığı için kabul edileceğini söyledi. Bu da önemlidir. Tabii vadeli başvurularla aynı şekilde spot başvurular biliyorsunuz ki birbirinden farklıdır. Zaten yakın zaman içerisinde ilk defa bir ETF başvurusu kabul edilmişti ABD'de ve bu da bir ilk olmuştu yani adı üstünde. Volcker'in vadeli işlem ETF başvurusu SEC tarafından onaylandı geçtiğimiz birkaç haftanın içerisinde. Asıl önemli olan tabii bu ya hiç yoktan tabii kidir ama spot Bitcoin ETF başvurusunun kabul edilmesini istiyoruz. Mesela aynı şirketin spot başvurusu da var. O da şu anda kenarda beklemekte ama dediğim gibi
Asıl olan şey burada spot olacaktır. Spot ETF başvuruları nasıl gidiyor? Bunlar kabul edilecek mi? Asıl dikkat edilmesi gereken nokta ve önemli olan nokta burasıdır. Bu endeks spot değil ve onaylanacak. Çünkü halihazırda onaylanmış olanlarla aynı süreçten geçiyor. Bu noktada gerçekten tartışılabilir bile değil. Doğru. Evet, yani biraz büyük konuşmuş gibi olmuş ama doğru söylüyor. Açıkçası ben spotlara da aynı gözüyle bakıyorum. İşte ise en az birine aynı gözle bakıyorum. Çünkü bu tarz büyük firmalar, yani işi bilmeden yola çıkan firmalar değil hiçbir zaman. Adamlar gerekli her önlemi almış ve doğru bir şekilde yola adım attıkları belli. Hakeza SEC ilk etapta yanlışlarını söyledi, iade etti. Onlar da düzeltip yeniden başvuru yaptılar ve bu şartlar altında mantıken reddedilmesi için gerçekten de bir sebep kalmadı. O yüzden ben spot Bitcoin ETF'lerine de onay vereceklerini düşünüyorum. Kimisi de bunu tersi bir şekilde söylüyor ama şu anda her taraf yine SEC'in bunu kabul edeceğini söylüyor. SEC tarafının bu biraz daha düşmancıl yaklaşmasından yatırımcıların kafası karışmış durumda. Ama ikisi aynı mesele değildir. Tamam mı? Fiili olarak onaylanmamasının tek olası yolu, SEC'in daha önce onaylanmış tüm BTC vadeli işlem ETF'lerini delist'e zorlamasıdır diyor. Yani diyor ki iş en başından diyor burada vadeli işlemlerle alakalı. Hani onları kişisel olarak bir algı zaten olamaz. Çünkü aynı süreç var. Eğer bunun onaylanmaması için gereken tek bir şey var. O da tamamının delist edilmesi. Her bir tanesinin delist edilmesi ve ABD tarafında vadeli sözleşmelerin kaldırılması, vadeli ETF sözleşmelerinin kaldırılması ya da hiç değilse bu niye olabilir? Ya yasak için olabilir ya da şartlarda bir yeni rejenerasyona giderler. Ancak bu şartlar altında da delist etmek yerine yeniden başvuru isterler. O yüzden şey, yani son kısım çok da uymuyor. GlobalX Bitcoin Trend Strategy ETF'inin düzenleyici onaya tabi olarak Ekim 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor diyor. Evet, 2024'te zaten ETF konusunda baya bir canlı bir sezon seyredeceğiz. Hem ABD tarafında hem de bunu dünyanın tamamında diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.